Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Mustafa Aşamacı hocamızın kümesine geldik. Daha önce de gelmiştik. Kümesinde neler değişmiş? Birazdan size göstereceğiz. Şöyle ortamı gösterelim. Maşallah aslanı da eline almış. Hocam maşallah buraları yeşillendirmişsiniz. Evet, biraz uğraşmadım aslında. Doğal otlar çıktı. Ben de tavuklar yediği için herhangi bir şekilde Tavuklara biçme yediriyor yapmıyorum. musun? Tabii tavuklara küçük gözler yaptım. Bu Tavuk arada kesim bir şey, önceki çekime göre şurada hayvanları sırayla dışarı salıyorum. evet. O şekilde yeşillikten faydalanıyorlar. Evet, nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, teşekkür ederim Cumali. Sen nasılsın? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Hocam bu genç yakışıklı nedir? Ne değildir? Bu beyaz şamu. Geçen sene çekim yapamadığımız Almanya'dan getirdiğim beyaz şamu horozun oğulları. Evet. Bunlardan bu sene bolca ürettik. 3-4 tane yavrumuz var bu şekilde. Evet. Şu anda 8 ay bitti, 9. aya girdi. Evet. Yarışmaya inşallah Allah nasip ederse götüreceğim. Çünkü geçen sene de götüreceğimi söylemiştim ama ne oldu? Covid olduk. Covid çıktı. O yüzden gidemedik. Geçen seneki hayvanlarımdan ürettiğim Türkiye'de üretilmiş bir beyaz şamu horozumuz. Evet. Maşallah. Bakalım inşallah Kilosuna bakıyor musun hocam? Sen genelde kilosu 4-4,5 kilo civarında oluyor bu aylarda. evet. Tabii yaşını bulduğunda 4,5 kiloyu da geçiyor. 18 Maşallah. aylık olduğunda. Evet. Zaten o şamunun 4 kilonun üzerinde olması gerekiyor. Standartlarında bu vardır. Peki yarışmalarda böyle bir Ya kıstas var mı? hakem tartmıyor. Kesinlikle yarışmalarda Ama elle de tartılmıyor. tartı Ama olmuştur. elini aldığı zaman hakem hayvanın eğer 4 kilonun altında olduğunu az çok tahmin edebiliyor. Ona göre değerlendiriyor. Aslında boyuta bakıyor. Boyuttan anlaşılır. Hayvanın zayıf olup olmadığını elini aldığında göğüs etinin dolgunluğunu filan ona bakıyor. Evet. Yani bu kriterleri hakem zaten işin uzmanı. Eli kantar olmuş. Evet. Onun 4 kilonun altında mı üstünde mi olacağını zaten kendisi bilir. Anladım. Hakemler Hocam. daha çok hayvanın tipine bakar. Birinci Evet. öncelik tiptir. Yani o ırkın tüm özelliklerini barındıracak bir vücut duruşuna sahip mi? Evet. Şamuda da istediğimiz şey omuzların çok yüksek olması, omuzların mümkün olduğunca geniş olması ve dik bir vücut duruşu. Evet. Bunlar varsa zaten ilk etapta hakem ondan sonra ayrıntıya dikkat ediyor. Ayrıntılar nedir? İşte kafa yapısı, kafanın kaşlı olması, ibik yapısı, ibiğinin bezelye ibik, Amerikana'da veya Brahma'da olduğu gibi Evet. oluklu bezelye ibik olması, işte kulak loblarının rengi, beyaz Evet. olmaması gerekiyor, Evet. kırmızı olması gerekiyor. Gaganın kafanın uyumu, vücuda olan oranı, Evet. bunlara dikkat ediyor. Boyun uzunluğu, kuyruk yapısı, kuyruk yapısının dar ve aşağıya doğru olması gerekiyor. Evet. Sırtında Bunlara herhangi bir kamburluk olmaması gerekiyor. Bacak boyuyla boyun uzunluğunun bacak uzunluğuyla orantılı olması gerekiyor. Bunlara dikkat edip ona göre puanlama puanlama. yapıyorlar. Aslında belirli hayvanlar aynı puanı alacak olursa hakem artık neye bakıyor? Şampiyonu belirlerken göze en hoş gelen o an için Evet. göze en hoş geleni şampiyon yapıyorlar. O zaman kafese ne kadar olursa o kadar da iyi Tabii olabilir mi? zaten yarışmadan önce bir ay önce hayvanları kafese alıp kafes eğitimi yapmak lazım. Eğer hayvan kafeste alışık olmadan dışarıda gezen bir horozu siz yarışmaya götürseniz şampiyon olacak bir hayvan kafese ilk kez girdiği için o vücut duruşunu göstermeyecektir. Kaderiyle oynayacağız. Gösteremediği için de hakemler o anki durumu puanladıkları için şampiyon olamıyor Evet. veya düşük puan alabiliyor. Dostlar bu arada geçen sene bu horozun babasını çektik. Daha doğrusu çektiğimizi sandık. Maalesef başlama tuşuna basmamışız. Babası da bayağı bir yaşlandı. Yakışıklıyı çektik. Abi babası mı iyi, kendi mi iyi? Ya, Yani yani gözlemin ikisinin de nedir? farklı özellikleri var. Şimdi aldığım horoz zaten önemli bir hatta ait bir hayvandı. Ancak sakat olduğu için ben satın alabildim. Bir kanadı sakattı Evet, geldiğinde. evet. Normalde o hayvanda onlar olmamış olsa ben satın alamazdım. Evet. Yüksek bir fiyata aldım. Zaten fiyatı sen biliyorsun. Burada Evet. açıklamaya gerek yok. Çok şükür yavrularını aldım. Ben çok da fazla umudum yoktu aslında hayvanın yavrusunu alabileceğimi ama gene de bir gölemaya çaldık. Çaldık. Çok şükür tuttu. Ama iyi Böyle mücadele yavrular ettin yani. elde. Hayvanı yani bu hale getirmek öyle kolay değildi yani. Kesinlikle, kesinlikle. Güzel Yani bir emek hayvan şu vardı. anda bile tavukları yeterli bir şekilde döllüyor.
Ve yavrusunu yine almaya devam edeceğim. Evet. Farklı tavuklardan farklı kalitelerde yavrular attı. Sonuçta anne faktörü devreye giriyor. Mesela bu Avusturya'dan getirdiğim kestane bir tavuk vardı. Onun Evet. yavrusu. Siyah tavuklarımdan daha üst düzeyde yavrular da çıktı. İnşallah onlar biraz geç kaldı tabii. Kestane Evet. tavuktan da çok güzel yavrularımız var gene. Maşallah. Farklı tavuklardan farklı kalitede. Yani kimisi babasından daha üst kalitede, kimisi babasıyla aynı kalitede, Evet. kimisi daha düşük kalitede. Evet. Zaten Şamu'da yani arkadaşlar şunu düşünüyor. Bir yumurta alan arkadaş veya civciv alan arkadaş büyüdüğü Annesi zaman babası gibi. hepsinin aynı olacağını Evet. zannediyor ama bu Australorp'taki gibi veya Rır'daki gibi veya Viyandot'taki gibi tek kalem yavru vermez. Onlar 200 yıllık, 300 Saflaştırılması, evet, yıllık bir saflaştırılması seleksiyonu. henüz yapılmamış bir ırk. Evet. Şamu çünkü Japonya'dan Almanya'ya geliyor. Almanya'da Alman şamu dediğimiz bizim beslediğimiz Alman Evet. şamular daha henüz hala çalışan üreticiler var. Evet. Yani farklı girdiler yapıyorlar. O Evet. yüzden hepsi tek kalem çıkmıyor yavruların. Mutlaka aralarında üst kalitede de çıkanlar oluyor. Evet. Daha alt kalitede çıkanlar da oluyor. Şimdi Standartı henüz tam anlamıyla yok. evet, şimdi biz Mümtaz abiyle bu konuyu konuştuk. Bence sizin de artık bir el atmanız lazım. Şimdi siz diyorsunuz ki yok 10 yıl sürer, 20 yıl sürer. Bence sürsün. Bir ırk çıkarın. Evet. Standartınızı koyun. İsmi de baş harfleriniz olsun. Veya olabilir mi bence Yani yani? ileride belki olabilir Yani de üst şu anda hani seleksiyon bizim önemli. yaptığımız iş hobi artı ticari. Ticari Yani evet. biraz ticari kaygılar, yem fiyatları biliyorsunuz her Tabii ki, şeyin tabii ki. zamlandığı gibi. Biz de işin ticari boyutunu düşündüğümüzden dolayı yani 6-7 nesil ve en az 4-5 kümesin sürekli meşgul olması demek ve elde edilen ara ırklar tam anlamıyla kullanılamayacağı için hem zaman Evet. hem enerji hem yem tüketimi Evet. fazladan oluyor. Evet. Yani o işi yapabilmek için tamamen hobi Hobi olması mantığıyla lazım. düşünmek gerekiyor. Maddi gücün de iyi Tabii olması maddi lazım. gücünün iyi olması gerekiyor. Zaten Avrupa'da özellikle bu çalışmaları yapan kişiler maddi gücü yeterli olduğundan dolayı, maddi bir Evet. kaygısı olmadığından dolayı Evet. 5-6 yılını bir ırkı yeniden üretmek veya yeniden tasarlamak veya yeni girdiler yapmak için harcayabiliyor. Evet Evet. dostlar, Mustafa hocamızın long tail parrot big asselini görüyorsunuz. Ciddi bir mazisi var, hikayesi var. Hocam bunu sizlerden dinleyebilir miyiz? Evet yani yıllardır 5-6 yıldır peşinde olduğum bir ırktı. Hindistan'dan getirmek için, önce canlı getirmek için Evet. bizim Türkiye'de çok hayvanımızı getiren arkadaşlardan yardım istedik. Bazıları getirebileceğini söyledi ama zorluklarla karşılaştılar. Biz de yumurta olarak getirmeye peşine düştük. Çok şükür yumurta olarak Turan hocam sayesinde bu güzel hayvanı Hindistan'dan yumurta şeklinde getirdik. Tabii daha öncesinde birkaç defa yumurta denemesi yine oldu. Evet. Yumurta getirmek Hindistan'dan hem zor, hem pahalı, maliyetli ve hem de çıkım oranı çok az oluyor. Ben Evet. ilk 2020 yılında getirdim. 2020 yılında 10 yumurta getirdim. Tanesi 100 dolardan. Bin 1000 dolar sadece dolar, 10 yumurtaya evet verdin. 1000 dolar verdim. Bir tane civciv çıktı. Ertesi gün öldü. 1000 dolar heder oldu. Ama yılmadık. Çünkü bir ırkı kümesimde görmek istediğim zaman Evet. mutlaka peşine düşüyorum. Ertesi yıl yine getirdim. Turan Hoca bu sefer yardımcı oldu. Çok şükür çıkan yumurtalardan gene 100 dolar verdim yumurtanın tanesine. Evet. Ve bu hayvanı ve bir tane de kız kardeşini üretmek nasip oldu. Hocam geçen sene bir iki tane parrot pik vardı. İki tane Kuluçka'da, parot pik. Çimbuka'da. Evet, O aynen. bu muydu? Onlar bunlardı. Maşallah. Çok şükür. Şimdi bunun da yavrularını almaya başladık. Evet. Daha tam erkek olmadı. Yani Mart 24 çıkımlı bir hayvan. Parrot Beak'in de en önemli özelliklerinden bir tanesi gagasının kısa olması. Parrot Beak demek zaten papağan gaga demek. Papağan gaga kısa bir gaga yapısına sahip olması, kalın bir gaga yapısına sahip olması, kafasının küçük olması. Bunlar Parrot Beak'te önemli özellikler. Onun haricinde long tail dediğimiz Parrot Beak Asel, long tail dediğimiz uzun kuyruk yapısı. Şu anda yani yarım metre kadar bir kuyruk uzunluğuna sahip. Ama tam bir yetişkin olduğunda yani tüy değişimini, birinci tüy değişimini yaptıktan sonra kuyruğunun 1 metreye kadar ulaştığı söyleniyor. Biz daha görüp, canlı görüp şahit olamadık. Şu anda Hocam yarım bence bunun metreyi. videosunu almalısın eğer 1 metre olursa.
Bence İnşallah. bunun bir videosunu Mutlaka. almalısınız. Yani daha uzayacak o zaman bu. İnşallah. Temennimiz o. Bakın dostlar. Parot Big Aser'de dağıtmış da. Şuradaki tüyler hiçbir zaman bitmez. Uzun uzun tüyler vardır. Ve bunlar sürekli yenilenir, çıkar, döker ve uzun kuyruk yapısına sahiptir. Geniş bir kuyruk yapısına sahiptir. Evet. Parot Big Aser'in de iki türü var. Biri long tail, biri de temper tail. Evet. Hem long hem de temper olan hayvanlar da vardır. Temper tail'de kuyruk daha açık, marul kuyruk dediğimiz yere bakan ve üçgen V şeklinde bir kuyruktur. O da uzundur ama long tail gibi uzun değildir. En üst düzey, en pahalısı hem temper tail hem de long tail dediğimiz. Nerede var hocam bu? Hindistan'da. Hindistan'da Tamil Nadu bölgesinde. Hindistan'ın diğer bölgelerinde Andhra dediğimiz, yani onlar... Farklı çalışmalar, melezleme çalışmaları yapılıyor yine. Çünkü evet. Parot Big Aser'in orijinalinde bu geleneksel renktir mesela. Evet. Yani Hindistan'da en geleneksel renk budur. Bu orijinal rengidir. Diğer renkler bizim renk çalışmasıdır. Bizim Brahma'lar Dark Brahma gibi yani eski bir ırk. Eski, yani. Eski evet. renk budur. Geleneksel renk olarak tabir edilen. Bunun haricinde farklı renkleri vardır ve bacak uzunluğunu artırmışlardır. Yumurta sayısını artırmak için farklı ırklarla girdiler yapmışlardır. Evet. Ama o zaman da orijinal Parot Big Aser vücut yapısında, tipinde değişiklikler meydana geliyor. Evet. Yani orijinalini beslediğiniz zaman handikapları mutlaka var. Daha küçük yumurta, daha az sayıda yumurta evet. ve yumurtadan çıkacak civcivin sayısı az oluyor. Evet. Bunlar karşımızda ciddi anlamda bir problem. Zaten Parot Big Aser Long Tail'ın bu kadar pahalı olmasının sebebi üretiminin zor olması. En büyük şey üretiminin zor olması. Evet. Zor üretilen bir ırksa az bulunur. Az bulununca da evet. otomatikman fiyatı yükselir. Peki. Yani yetişkin bir Parot Big Aser 2000-3000 dolar. Kaliteli evet. bir hayvan 4000 dolara kadar ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor. Ve yılda Hindistan'da kaç yumurta alıyorsunuz hocam bundan normalde? 30 en fazla. 20-30 yumurta. Çok az yumurta oh, alıyoruz. Oh, oh. Çünkü geçen sene benim iki tane orijinal Parot Big tavuğum vardı. Biri 3 yumurta yumurtlayıp gurk oluyor. Diğeri 6 yumurta yumurtlayıp gurk oluyor. Ve gurk oldu. Gurkluğu tergedi. Sonra tekrar yumurtaya başlaması 1 ayı buluyor. Ve Şubat ayında yumurtlamıyor. Mart ayından sonra artık havalar ısındı. Sıcaklığı görmeden tavuklar yumurtaya başlamıyor. Allah Allah. Şu anda elimde tavuklar mevcut ancak evet. Yumurta bu mevsimde yapmıyorlar. Sıcaklığı görecekler. Nazını çekeceksiniz. Nazını çekmeden üretilmesi kolay yemek olmayan olmadan bir olmadan yemek olmuyor diyelim. Kesinlikle. Evet hocam bunu yerine alalım. Hocam bize bu yakışıklıdan biraz bahseder misiniz? Evet bu da kırmızı bir şamumuz. Yine Almanya'dan getirdiğim beyaz horozun yavrusu. Evet. Farklı renkler elde ettik. Çaparlarımız da çıktı, beyazlarımız da çıktı ve kırmızılarımız da çıktı. Kestane rengi olan horozlarımız da çıktı. Farklı renkler elde ettik. Çünkü kullandığımız tavuklar farklı renkteydi. Evet. Beyaz horoz çok önemli bir üreticiden geldiği için evet. ben bu üreticinin hattını diğer tavuklarımda da kullanmak istedim. Evet. Ve bu da o yavrulardan biri. İstediğim bütün şam özelliklerinin çoğuna sahip. Mutlaka daha tamamlaması gereken bir yapısı var, vücut yapısı var. Yaşından çünkü dolayı mı hocam? Daha evet çok genç. Daha 9 aylık yavru, Mayıs yavrusu bu. Yani ileride daha da geniş omuzlara sahip olacak. Daha da vücudu ağırlaşacak. Kas kitlesi artacak. Ve daha güzel bir horoz haline geleceğini tahmin ediyorum. Yani bir şam horozun aslında en azından bir 12 ay vücut şeklini göstermesi için 12 ay gerekiyor. Tam anlamıyla kendini göstermesi için de 18 ay gerekli. 18 ayda artık vücut tamamen oturmuş oluyor. Anladım. Bu da hocam bir şey diyeyim mi? Bu sanki biraz daha dik mi geldi bana? Yani 90 derece açısını çok yok, iyi yapalım. Yok kendini sevdiriyor. Ondan mı öyle? Alıştırdınız Öbürü mı? Öbürü durmuyor. Mesela beyaz horoz gıdık gıdık habire hareket evet. ediyor. Ama bu kendini göstermeyi yani o biraz ele alışkın. Ondan anladım, dolayı. Anladım. Kendini gösteriyor. Evet dostlar, sizlere bu yakışıklıyı takdim etmekten gerçekten gurur duyuyorum. Şu anda boyu 97 santim.
Şu görüntüye, şu asalete bir bakar mısınız? Şamocular. Resmen poz ver diyor. Abi yani resmen şu anda camiye dedi ki burada diyor. Evet, omuz yani Şamu'da ilk bakılması gereken şey omuz. İkincisi de vücut dikliği. Yani boyun ve bacak açısının 90 derece olması. Evet dostlar, sizlere Mustafa Hoşamacı hocamızın üretimhanesinden seslendik. Güzel bir gündü. Bu güzellikleri, buraları merak edin, bilerek çekmedim. Başka videoda çekeceğiz. Yani mahsus ayak yapıyorum, buraya gelmeye fırsatımız olsun, ne amacımız zaman olsun. Ne hocam zaman ya istersen beklerim. Hocam ya şuraları unutmuş çekmeyi deyip bir daha geleceğiz yani. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Ayağına sağlık.